bak 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 bak. Hepsinin güzelliğine bak maşallah be. Haydi sağ ol. Geldik tarihe değil. Balamut terk yapacağız. Benim çekecek balık terk yapacağız. Abi. Yaz sezonuyla kış sezonunu kıyaslarsan balık fiyatlarında bir 15 lira 20 liralık bir düşüş var. Ama şu anda hamsimiz biraz yüksek seyrediyor. O da hem taze günlük olması hem de denizden şu anda az çıkması biraz hamsinin fiyatını yüksek tutuyor. Ama diğer türlü palamut olsun, istavrit olsun, barbun olsun. Bu tür balıkların şu anda fiyatları düşük. Yani günlük denizden çıkan balıkların fiyatları şu anda düşük. Şöyle söyleyeyim, şu anda daha sezon yeni açıldığı için palamutçuluk bol. Hani eğer palamut çok bol olursa hamsi az olur. Hamsi bol olursa palamut az olur. Hani bu hep denizin dengesiyle alakalı bir şeydir. Ama hamsi de ilerleyen zamanlarda hem havaların soğuması hem de rüzgarlı havaların yumuşamasıyla birlikte hamsi de hem fiyatları düşecektir hem de bollanacaktır. Şöyle söyleyeyim, şu anda Kocaeli bölgesinde bütün balık tezgahlarını gez, bugün 10 liraya 15 liraya bile hamsi bulabilirsin. Ama onlar pazarcılara sattı balıklardır. Hani ikinci, üçüncü kalite balıklardır. Hani saatlik balıklar değildir. Ya bir gün dolapta beklemiş balıklardır. Ya da ne bileyim buzluktan çıkmış balıklardır. Ama günlük, taze, iyi bir hamsi yiyorum. Bugün 40 lira, 35 lira, 40 lira kilosu olarak seyrediyorum. Güncellenmiş balık fiyatları şunu söyleyeyim. Bugün 600-700 gramlık palamutlarımız 15 lira tanesi. Hamsimizin kilosu 40 lira, istavritin kilosu 30 lira. Mezgitin kilosu 25 lira, Karadeniz mezgitinin kilosu 25 lira. Turna mezgit 50 lira, çupra levrek 45 lira kilosu. Güzel çinekop balığımız var, 50 lira aynı şekilde. Şu anda çinekop balığı da daha yeni yeni çıkmaya başladı. Yavaş yavaş sezonu başladı. Yani şöyle bugünden itibaren 15 gün, 20 gün sonra çinekop bolluğu yaşanmaya başlar. Şu anda en çok tercih ettikleri balık hamsi, istavrit, palamut, çinekop, mezgit. Şu anda bu balıklar sezonun balığı olduğu için bu balıkları tercih ediyorlar. Hem uygun hem de vatandaşın cebini yakmadığı için vatandaşlar bu tür balıkları tercih ediyor. Balığı gördün mü balığı? Ay yavrum benim. Bir kilo. Bir kilo. Abi yine düşündük palamutları be. 10 lira bir tane. 10 lira. Ay doğru. Tamam. Bunun 200 gram yarım kilo oluyor. Ayıklama için. Yap bunu bir kilo. Genelde burada Karadeniz'den gelen palamutla başlıyor sezon. Palamut fiyatları da her seneki gibi yine düşerek başladı. Hamsi çok görmedim. Marmara hamsi gördüm iri. Ama onun da lezzeti Karadeniz hamsisi kadar iyi değil. Şimdi Karadeniz hamsisi ve varsa sardalya var mı onu gözlemlemek için geldim pazara. Sezon kapalıyken bile donmuş uskumluyla ilerlemeye çalışıyoruz haftada bir. Balık tutkunuyuz diyebilirim. En çok genelde hamsi görebiliyoruz. Ben özel olarak barbun seviyorum ama barbun gerek fiyat olarak gerekse de bolluk olarak hamsinin yanına pek yaklaşamıyor. Hamsinin biraz daha denizlerde bollaşmasını bekliyorsunuz değil mi? Çok iyi. Öyle olursa hem fiyat olarak hem istikrarlı olarak her hafta hamsi alıp yememiz mümkün olabilir. Hamsi fiyatı da düştü abi. Palamuttan 10 lira bir tane, 10 lira. Haydi yatağı. Çek usta, çek, 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 çek. Şu güzelliğe bak maşallah be. Yazın daha fenaydı ama şu anda fena değil. Yani çok kötü değil. Yani 50 liraya tekir alabiliyorum. Yani yazın 50 liraya tekir almazdık. Haftada bir ya da iki kere tüketiyoruz. Yani balığı seviyorsunuz herhalde. Balığı çok seviyoruz, evet. Sezon olmadığı zaman küçük balıkları seviyoruz. İstavrit, hamsi, tekir, barbun. Yani hamsinin zamanı geldiği zaman geleceğim tabii. Her balığı severim ben. Gel tavada gel. 3 saatlik palamut balığı 10 lira.
Halkıyız. Ver oğlum. Taptan kusta ver oğlum. Mayı çişti abi. Mayı çişti abi.